Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beta akvaryumu kuracağım. Akvaryum videolarına bayağı bir ara verdim. Farkındayım ama çok güzel içerikler yavaş yavaş gelecek. Değişik olaylar oluyor. Şimdi bir çekilişimiz var. Çekilişte balık çıkacak, ürün çıkacak arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Betamız da burada. Betayı daha önce tabii gösterdim. Plastik kapta duruyordu. Şimdi bu akvaryuma kuracağız betayı. Işık olarak arkadaki kreokanın ışığını kullanacağız. Normalde filtreye gerek yok ama ben şöyle bir mini şelale filtre ayarladım. Nevzat abiden sağ olsun. Bu arada buradaki bu gördüğünüz cam, kökü Nevzat abi yapıştırdı. Kum, ışık, şelale filtre, küçük anibyaslarım var. Bunların hepsi NKK stüdyodan alındı. Oranın yardımlarıyla teşekkür ederim. Bu küçük anibyastan koyacağız. İsmini tam bilmiyorum. Bu arada dev anibyaslardan getirdi. Bunları da çok iyi aldım. Bunları da bugün. O anibyasları da bu lav kayalarına bağlayacağım. Lastik de getirdim. Bağlamam gerekiyor. Hatta şu arkada cava fenler var. Onları da kayalara bağlayacağım. Onları da bilmiyorum gösterir miyim? Ufaktan aksiyotlarımızın durumlarını göstereyim. Mutlular. Bugün bir besleyeceğim onları. Hatta verebiliriz şimdiye. Balon balığı burada bayağı büyüdü. Onun akvaryumunu büyüttüm şöyle. Şu an ışığı yok. Bayağı görüntüsü kötü. Evet, aksiyotları merak edenler için önden bir hemen bir besleyeyim. Bakın arkada şu gördüğünüz mini anubias da oraya gidecek. Bu da şu bitkiler herhalde buraya olur. Bu da çok güzel bitki. Bunların hepsi low tech bitki. Yine şöyle soft, ama ne soft line ya. Aksol stick'ten veriyorum. Allah'ın dombili. Bak kokusunu aldı, alıştı. Bunu alıştırmak için. Bu arada bunun da temizlik zamanı geldi. Leş gibi oldu. Teki şurada mağarasında. Ona da atalım şöyle. Melanoid olan mağarada gözükmüyor. Ona da atalım şöyle. İlk önce atıyor. Filtreyi çekiyorum. Çalıştırıyorum. Ondan sonra başlıyorum. Neyse şimdi fazla uzatmadan beta akvaryumunun kurulumuna geç. Neyse şimdi daha fazla uzatmadan beta akvaryumunun kurulumuna geçelim. Ya açıkçası pek bir şey yapmayacağım. Bu kökü gömeceğim. Bu kökü biliyorsunuz. Güzel bir kök bayağı. Akvaryumu temizlemedim. İçindeki kumu çıkartmam gerekiyordu. Şöyle bir dizayn yaptırdım. Yani kendi yaptı sanatçı olarak. Şimdi bunu gömeceğiz bir kere. Size de açı vermem lazım. Işık olayı kötü oldu. Ha şu an gayet iyi. Şimdi bunu nasıl gömsek? Şimdi bir de şelale filtremiz olacak. Şelale filtreyi de konumlandırmam gerekiyor. Tabii ışığımız da olacak. Aslında bir ışığın bir paketini açabiliriz ilk önce. Ona göre bir kökü koymak istiyorum. Açıkça söyleyeyim, böyle bir ışık alması kesinlikle gerek yok bir beta akvaryum için. Bu hani ben ileride de kullanırım diye bundan tercih ettim. Çünkü güç tüketimi çok düşük ve çok iyi aydınlatma veriyor. High tech bitkilere kadar destekleyen bir armatür kendisi. Nerede? Şey bilgi ha şurada, hatta ters. Bir jelatinli bir açalım şöyle. Tabi okunmuyor aslında, flash açsam şöyle çok iyi olur. 6,5 watt tüketiyor. Orada bir ışık vardı küçük. Nevzat abi de bilir. O 8 watt'tı. Ya baktım tamam, o da güzel aydınlatıyor ama bu yani 6,5 watt'la çok iyi işler başarıyor. Hani malzeme kalitesi güzel almışken hani bunu alayım dedim. Şimdi şu ışıklarda mesela çok fark ettiriyor. Sizin için görüntü, size de hani görüntü kalitesi iyi gelsin isterim. Şimdi şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Sağ olasın koymuşlar. Da pek kullanacağımı sanmıyorum. Güzel paketlenmiş çünkü. Güzel korunmuş. He tamam. Bu son seri. Şurası şöyle kaplı olan. Bir de bunun kaplı olmayanı var. Bir alt seri herhalde. Ama aydınlat şeyi aynı. Işığı aynı. Uf. Şuna bakar mısınız? Şunlar pembe, şunlar da beyaz ışık. Biliyorsunuz pembe bitkiler için bu pembe spektrumdan lazım. Yoksa kızarmıyorlar. Hep de yere atıyorum. Bakın şurası tamamen alüminyum. Üstü krom kaplama olması lazım. Bu gövde kısmı alüminyum. Üstü yine krom kaplı. Bayağı ağır bir şey. Hani sağlam. Bükülmesi falan şöyle. Ulan beta akvaryumuna ürün tanıtımına geçti. Bağlantı yeri böyle ve altta da adaptörü var. Adaptör çok iyi. Ulan süngere bak, akvaryuma kullanırım lan ben bunları. Akvaryuma beleş sünger. Aslında cam temizlemeye gider ha bunlar. Oo adaptör. Tamam bundan. Bir de bir küçüğü var. O tabii bir küçük aydınlatması var herhalde onun için. Bunu da gayet iyi paketlemişler. Bayağı patlıyor. Neyse bu da böyle işte. Ondan sonra ağzımla açayım. Allah seni. Sonunda açabildim. Güzel lastik demişler. Şu lastiği de kullanırım ben ha. Şeyleri, bitkileri tuttururken. Buralar şu su geçirmez bağlantı. Gayet güzel yakacak. Tam bunun üstüne göre. Ha tabii sürekli yakmayacağım. İçinde anibias olacak. Betayı da rahatsız etmesin. Ama görseli çok iyi duracak. Şimdi hemen şunu bir yerine alalım. Bunu sonra bilmiyorum. Masaya da alabilirim. Emin değilim. Buraları böyle kesmektense size göstermek istiyorum. Hani sohbetli muhabbetli olsun diye biraz. Şimdi şunun
Şimdi bayağı bir çehresi değişti videonun. İlk 5-6 dakika böyle biraz karanlık. Şimdi bunu böyle koyacağız. Şelale filtreyi de biraz da buralar dağınık oldu. Onları da şelaleyi de şöyle koydum. Böyle bir akvaryum olacak. Hatta şelale arkaya sığmaz mıydı ya? Sığmadı. Şimdi kökü bir gömelim. Kökü de tamam. Şöyle. Şelale filtre olmadı oraya ya. Şöyle bir dur. Şimdi tamamdır, hallettim. Gömdüm. Gömecektim zaten. Daraltmasın zaten bir akvaryum. Şimdi buna su eklemesi yapacağım biraz. Ondan sonra da bitkilerimizi yerleştireyim. Bitkileri bağlayabilirim. Değil mi bağlı? Hani biraz bağlayacağım. Ben biraz bir su ekleyeyim geleyim. Şimdi altta soylu olduğu için normal olarak su ekledikçe su bulanıklaşıyor. Suyu dolduracağız. Suyu dolduracağız. Ondan sonra filtreyi biraz çalıştıracağım. Tabii bunda ısıtıcı olmayacak. Oda sıcaklığı yeterli oluyor. Bir de soğuğa dayanıklı bir beta. Oturmuş bir beta olduğu için. Tabii siz olun. İthal beta, ilk yeni gelmiş beta alırsanız ısıtıcılık kullanmaya özen gösterin. Bu kirlikleri de akvaryumda oldukça süngerle temizleyeceğim. Zar zor kalan son yapıştırıcımla da yapıştırdım bitkileri. Güzel şık durdu. Şimdi suyunu doldurup filtresini çalıştıralım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bunlar da onların. Bunları da atayım. Kafayı yiyeceğim artık. Tamı tamına iki sürahi su aldı. Blackwater tarzı yapasım vardı da dedim ki hani böyle olsun, böyle daha iyi. Buna tabi Ramshorn snail demeyeyim, Ramshorn salyangozu falan da ekleyeceğim. Camlarını bir temizleyeceğim. Biraz suyu aslında fazla koymuşum. Ulan gene şaşırdım ne yapacağımı ya. Dur ya, ben şundan biraz su alayım. İleride Blackwater tarzını da döndürebiliriz bunu. Bilmiyorum, biraz böyle bir takalım. Altında zaten soil var. O bitki de olur anam. Tamam, zar zor camları temizledim. Bitki kök falan çıktı yerinden. Şimdi filtreyi çalıştıralım. Bu filtreyi tabii çalıştırmadan önce su eklemeniz gerekiyor. Yeterli su seviyesi olması gerekiyor. Motor dışında olandan. Şimdi bu şekil bir çalışacak. En azından bir 4-5 saat çalışması lazım. Beta'yı şimdi ekleyemem. Kapağını da kapayalım. Böyle miydi lan? Evet, kapağını takınca daha çok ses yaptı. Tamamdır, bu şimdi dinlensin. Sonra bu güzel evladımızı buraya ekleyelim. Yemleriz falan. Bu arada burada şimdiden söyleyeyim, Çanla var. Ona da bir akvaryum yapacağım. İşte bunun filtresi var. Eden 501, o incelenecek. Balon balığımıza işte akvaryum getirdim. Dış filtresi takılacak, incelenecek. Böcekler geldi. Un kurdu işte bu. Neydi la bu? Lobster. Lobster da herhalde, aynen, yanlış söylemiyorsam. Lobster üreteceğim artık çünkü olmuyor. Lobster baktım en hızlı yürüyen. Protein oranı en iyi. Tartara da öyle de tartara yoktu. Lobster'dan gideceğiz bir süre. Un kurdu aldım. Balon balığı un kurdu atıyorum. Hadi hadi, bu videoyu izleyenlere. Balon balığı severlere. Nerede lan bizimki? Lan gene mi atladın? Ana nerede la bu? Aa arkadaymış. Arkada arkada, tamam. Sıkıntı yok. Ha şurada. Neyse, aç değil herhalde. Tamam yani. Şey yapmayalım. Şu dinlensin, sonra betamızı ekleyelim. Evet, akvaryum oturdu. 3 saat 4 saat falan geçti. Şimdi canlı yayın yapıyordum. Hatta buradan şöyle göstereyim. Şimdi betayı ekleyeceğim. Oda sıcaklıkları eşitlendi. Betaya öyle hani pek şey yapmama gerek yok. Alıştırmaydı. Carttı curttu. Zaten dayanıklı bir beta. Bitki olduğu için şu Lovetec'ten de küçük bir akvaryum. Şöyle yarım pump civarında sıkacağım. Bitkiler için. Bitkilerin üstü tabii. Ne oldu? Duman oldu işte, toprak oldu. Fileyi buldum. Şimdi betayı alalım. Betayı aldık. Hop şöyle. Hani sildin mi lan yerini? Zaten bu akvaryumda duruyordu. Bu ölçüye alışkın. Ne yapıyorsun lan? Bir de şöyle yandan profilden bakalım. Biraz daha yerine alışsın. Bir gün falan daha geçsin. Bu arada bir maşallah derseniz çok sevinirim. Bayağı bir oturmuş bir tabu. Çünkü küçük bir Tanganyika orman konsepti falan, ne bileyim, öyle konseptler var ya.
Bir gün daha geçsin, final yaparız, betayı besleriz, onu da gösteririm. Zaten şu bak görüyorsunuz mu, canavarın da akvaryumunun yapım videosu gelecek. Hadi görüşürüz. Evet efendim, beta tankının son hali böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Betamıza bir maşallah alırım. Tipe bak. Bir de bir yemleyelim şöyle bakalım. Ne yapacak? Yalan. Bak 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 nasıl yeme geliyor ya, var ya. Tam aradığım balık ya. Nevzat abi teşekkür ederim buradan. Dekorasyonumuz da böyle oldu. Hani acemice ama işte öğreniyoruz bir şeyler. Tipe bak ya. Ne yapıyorsun? Yamuk ağızlı. Ya bu arada bu halk mı falan değil ya herhalde. Normal beta benim bildiğim kadarıyla. Adamın şelalesi de var ya. Bu arada şelale şöyle kirlendi şimdi ben. Filtre takmamın sebebi de hani zırt pır su değişimi yapmayayım. Haftada bir, iki haftada bir yapayım diye taktım açıkçası. Yoksa pek de gerek yok beta için. Böyle bir kurulum oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bak manyak oradan nasıl seyrediyor ya. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.